Bugün Beyaz Seyf İnovasyon Merkezi projesinin değerli mimarı TC Mimarlık'tan Cem İlhan ve projenin lead danışmanı Emre Ilıcalı'yla birlikteyiz. Ben de Şişe Cam'ı temsilen bugün buradayım. Mimari Projeler Yöneticisi Mimar Yudum Demirkol. Tekrar konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Bugün hangi ürünle yapıldı konusunda bu projeyi ele alarak birlikte projenin hikayesini dinleyeceğiz. Ben başlamadan önce dilerseniz biraz Şişe Cam'dan bahsetmek istiyorum. Şişe Cam büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla Türkiye'de ilk kez bir cam firmasının kurulması amacıyla 1935 yılında kurulan ve bugün cam ve kimyasallar alanında güçlü bir küresel oyuncu. Şişe Cam'ı aslında diğer rakiplerinden ayıran özelliği camın her alanında, yani düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi tüm camın temel alanlarında üretim yapan, faaliyet gösteren tek küresel şirket. Bunu asla söylemekten gurur duyuyorum. Bugün baktığımız zaman 88 yıllık tecrübesiyle 24 bini aşkın çalışanıyla 4 kıtada ve 14 ülkeye yayılan, aslında baktığımız zaman 150 ülkeyi de aşkın satış ağına sahip olan tam anlamıyla global bir şirket. Şişe Cam cam ev eşyası alanında en büyük 2, cam ambalaj ve düz cam alanında ise en büyük 5 global üretici arasında yer alıyor. Ürünlerimiz açısından baktığımızda Şişe Cam'ın düz cam alanındaki üretimini gerçekleştirdiği mimari camlar, projelerin enerji verimliliği, ısı ve güneş kontrolü, aydınlık ihtiyacı, yani ışık geçirgenliği, bunun dışında emniyet ve güvenlik, gürültü kontrolü, görsel etki ve iç mekan konforu gibi projelerin çok farklı ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilen çok zengin bir ürün portföyüne sahip. Bilgilendirmeden sonra Cem Bey, size dönmek istiyorum. Bize TC Mimarlık'la ilgili biraz bilgi verebilir misiniz acaba? Kurucu ortaklarından biriyim. Tülin Hadi ile birlikte 1992 yılında aslında başlattık diyebilirim. O dönemde benim çok sevdiğim ve bir sürede ortaklık yaptığım Özkan Sunar'la aslında beraber kurduk 92 yılında. Daha sonra kendisi başka bir yol çizerek Almanya'ya, gurbete gitti ve orada mimarlık faaliyetini sürdürüyor, oraya yerleşti. Tülin'le beraber 94'ten beri de beraber yürüyoruz. Yolda tabii yalnız değiliz. Çok farklı arkadaşlarımız, ekibimizde çok farklı değerli partnerlerimiz oldu diyebilirim. Takım arkadaşlarımız oldu diyebilirim. Bu projede de aslında sadece yalnız değildik. Beyaz Sefe projesi özelinde söylüyorum ama ona gelmeden önce 92 yılında kurulduğumuz andan itibaren ağırlıklı yarışma projeleri ile girdik bu mimarlık tasarım dünyasına diyebilirim. O dönemde de oldukça iyi sonuçlar aldık. Hala da bu yarışma kanalını devam ettiriyoruz. Bunu niye söylüyorum? Bu başlangıç, yani yarışmalar üstünden gelen sonuçlar bizi çok motive etti ve tabii ki çok farklı konularla ilgili düşünme becerimizi arttırdı diyebilirim. Ofis olarak şöyle bir anlayışımız var aslında. Her probleme başlarken çok kendine has özellikleriyle, yani başta bağlamı olmak üzere, iklimi, coğrafyası başta olmak üzere, tabii ki onun devamında gelen iklimsel verileri, ışığı, havası, rüzgarı ve tabii ki beşeri anlamdaki verileriyle, yani insanıyla, o yapıların kullanıcısıyla olan kuracağı ilişkileri, bağları merkeze oturtan bir yaklaşım sergiliyoruz. Peki Emre Bey, size sorsam. Altensis firması ile ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz acaba? Biz Altensis olarak 2008 yılından beri gayrimenkul ve inşaat sektöründe ve bununla ilişkili sektörlerde mühendislik ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bu hizmetlerimizi özellikle sürdürülebilirlik bağlamı altında vermeye çalışıyoruz. Yani bu ne demek? Özellikle inşaat ve gayrimenkul sektöründe sürdürülebilirlik alanında yapılması gereken, yapılması istenen veya yapılması beklenen çalışmaları projelere hizmet olarak sunuyoruz. Biz tabii konuyu birazcık daha son dönemde giderek de etkisini hissettiren işte iklim değişikliğiyle mücadele, karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilirlik kapsamlarını biraz daha somut bir çalışma haline döndürmeye çalışıyoruz. Yani çünkü günümüzde sürdürülebilirlik denilince içine her şeyi koyabiliyorsunuz ve ne anlaşılır? Aslında sürdürülebilirlik diye bir kavram var. Herkes de bunu telaffuz ediyor ama bundan ne anladığımızı iyi anlatmamız lazım. Teknik detaylarıyla,
ilgili standartlarıyla belirtmemiz lazım. Hangi sektörde olursak olalım. Cem Bey'e sormak istiyorum. Her projenin bir hikayesi vardır bildiğiniz gibi. BASF İnovasyon Merkezi'nin de hikayesini bizimle paylaşabilir misiniz Cem Bey? Tece'nin kısa hikayesinden bahsederken bir tane yapı tipini atladığımı fark ettim. O da zaten şimdi denk geldiği için sorun olmayacaktı. Biz tabii ki ofis binaları çok ana başlık olarak ofis tipolojisiyle de ilgileniyoruz. Bir sürü o anlamda iş yaptık. Ofisin özel bir türü olarak ARGE yapıları üstünde de böyle uzmanlaştık demeyeyim de Teknokent Ankara, ODTÜ Teknokent projesiyle başlayan bir süreç oldu. İlk başta orada SATGEP 2 başlığı alt bölgesinde, ODTÜ'nün içinde, kampüs içinde bir takım yapılar yaptık. Yine bir master plan çalışmasının parçası olduk. Daha sonra da orada iki yapımız hayata geçti. Ondan sonrasında da tabii duyuluyorsunuz. Ya birisi soruyor, acaba orada kim yapmıştı, nasıl olmuştu deyince İstanbul Teknopark'ta, yani Sabiha Gökçen'de konumlanan teknoloji geliştirme bölgesindeki kampüsün sürecine de dahil olduk. Şöyle ki aslında o geçmişi çok geriye dayanan bir yerleşke. Hüseyin Bütüner, Hilmi Güner ikilisiyle başlamıştı. Daha sonra biz, daha doğrusu düzelteyim, Hüseyin Bütüner'in master planını yaptığı ilk etaplar ve sonrasında da aradan geçen süre içinde değişen işte imar şartlarıyla ve ihtiyaçlarla bizi yönetim bazı büroları davet etti ve çözüm ortağı olarak ya da kampüs yönetiminin belirlediği, Teknopark yönetiminin belirlediği iki ofisten biri olarak başladık çalışmaya. Diğeri de Hüseyin Kahvecioğlu'nun K Mimarlık firmasıdır. Bir master plan revizyon çalışması gibi bir süreç yaşandı. Sonrasında da özellikle tahsis alanı ve Teknopark'ın kendine ait olan statüde yerler var kampüs içinde. Bizi buraya talip olan, yani tahsis alanlarına talip olan firmalardan biri olarak BASF ile tanıştırdılar. Onların böyle bir yer talebi ve bu kampüste Teknopark İstanbul çatısı altında çalışma talepleri, bir yatırım yapma talepleri olduğu bilgisi geldi ve süreç o şekilde başladı. Emre Bey, size şöyle bir soru sorsam, BASF İnovasyon Merkezi projesinin biraz bize sürecinden bahsedebilir misiniz? Şişecam'ın bu süreçteki rolü ne oldu? Alternatif olarak Cem Bey'in de aslında güzel özetlediği Teknopark'taki süreçlerin hepsinde bulunduk. Hatta Teknopark'taki en eskilerden birisi benim diyebilirim. Her gittiğimde öyle söylüyorum. Çünkü 2010 yılında daha ortada Teknopark yokken biz Teknopark yönetmeliğiyle o kampüsün Yeşil Bina ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Sözleşmesi'ni yaptık. Ve o tarihten beri, yani 2010'lu yıldan beri tüm etaplarında, birinci, ikinci, üçüncü etaplarda tüm projelerinde çalıştık. BASF projesi de bunlardan bir tanesiydi. Şimdi tabii burası Teknopark, burası teknolojinin merkezi olma iddiasında olan ve özellikle de uluslararası teknoloji transferi olması için böyle uluslararası firmaların yeni inovasyon merkezlerinin, yeni teknolojik gelişmelerini yapacakları böyle değerli alanlara, değerli binalara, daha çok yani binadan öte içindeki tabii sunulan faaliyetlere sahip olmayı hedefleyen bir yer. O anlamda BASF'in burada böyle bir yatırım kararı alması tabii önemli bir adımdı. Teknopark açısından. Aslında Teknopark genelinde tüm binaların LEED Gold olması gibi bir hedef var. Tabii binaların bu hedefleri yerine getirebilmesi için dikkat etmesi gereken konular var. Bunlar özellikle tabii eşi bina süreci hem yer seçiminden itibaren başlıyor. Yani lokasyondan, planlamadan itibaren başlıyor. Sonrasında binaların hem malzeme seçimleri hem mimari inşaat malzemelerinden tutun da mekanik, elektrik tüm sistemlerinin belli uluslararası standartlara uyması gerekiyor. Burada birçok başlık var ama en önemli başlıklardan bir tanesi tabii ki enerji, enerji verimliliği ve enerji tüketimi, bunun kontrolü, bunun nasıl yönetileceği. Biz tabii enerjiyle ilgili 3 aşamalı bir yaklaşım her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz. Önce enerji tasarrufu, yani gereksiz yere enerjinin tüketilmemesi, sonra enerji verimliliği, yani aynı işi yaparken daha az enerji kullanılması ve en sonunda enerjinin kaynağı olarak fosil yakıtların değil, yenilenebilir enerjinin kullanılması. Bunlar belli bir hiyerarşi içinde gelmesi lazım. Enerji verimliliği deyince de birkaç tane konu işin içine giriyor. Bunlardan bir tanesi binalarda cephe. Cephe aslında pasif anlamda sizin o binayı tasarlarken enerji verimliliği anlamında ilk adımı atarken çok önemli, dikkat etmeniz gereken ve çok ciddi bir belirleyici faktör. Burada kullanan özellikle de tabii böyle şeffaf alanların yoğun olduğu cephelerde cam sistemlerinin, işte İngilizcesi aslında glazing systems dediğimiz sistemlerin enerji performansı çok önemli bir hale geliyor. Günümüzde bütünleşik tasarım kapsamında siz güneşin içeriye alırken güneşin ısısını da alıyorsunuz ve bunun
aslında kontrolü ve yönetilmesi önemli bir konu. Ve teknolojinin işin içine girdiği, işte camın özelliğinin işin içine girdiği bir konu. Bu tür binalarda malzeme seçimleri, cam seçimleri ekstra bir önem kazanıyor ve LEED'in de ve diğer bütün yeşil bina sistemlerinin de aslında üzerinde durduğu önemli bir konu. Güneşini içeriye alırken güneş ısısını da doğru yönetmeniz lazım. Çünkü neden? Enerji verimliliği dedik. İçeriği aşırı ısıtmak ve günümüzde biliyorsunuz iklim değişikliğiyle beraber özellikle soğutmaya harcanan enerji miktarları çok daha fazla olmaya başladı ve soğutmanın yönetimi, mekanik tasarımda özellikle soğutma yüklerinin azaltılması konusu çok önemli bir hale geldi. Bu yüklerin azaltılması için de en önemli konu cam seçimi. Cam özellikle de bu tür window wall ratio dediğimiz şeffaf alanın sağır alanı olan oranının yüksek olduğu cephelerde. Tabii şişe camın o dönemde önerdiği temperlenebilir. Solar lobby cam. Nötral 50-33. Bizim hem bizim enerji anlamında tasarımda hedeflediğimiz ERSHI standartında hedeflenen sınırları çok güzel yakalayan bir üründü. Tabii uzun süredir bunu 2008'den beri takip ediyoruz bu süreci. Türkiye'de bu cam sektörünün bu uluslararası enerji verimli standartlarına nasıl ulaştığıyla ilgili de ayrıca da konuşabiliriz. O da uzun bir hikaye. Bizim çok zorladığımız konuyu defalarca gündeme getirdiğimiz bir konu ama BASF projesi kapsamında bu ürün gerçekten hem bizim bu enerji verimliliği işte hem ısı yalıtımı, zaten ısı yalıtımını artık sağlamak şart, çok önemli. Bizim yerel mevzuatlarımızda da önemli. Onun dışında güneş kontrolünün solar faktör dediğimiz faktörü doğru yakalaması ama aynı zamanda da bizim yine bir iç mekan yaşam konforu kriterimiz olan gün ışığının da doğru oranlarda içeriye alınmasını sağlayan ki 50-33 işte o selectivity faktör dediğimiz faktörü doğru yakalayan bir cam olarak gerçekten bu proje kapsamında puzzle'daki parçayı yerine koyan bir cam oldu. Şimdi ben de biraz şişecam olarak bu ürünle ilgili ve sunduğumuz proje bazındaki cam danışmanlığından bahsetmek istiyorum izninizle. Aslında her projenin farklı ihtiyaçları var. Az önce sizlerin de söylediği gibi. Şimdi binanın fonksiyonu, binanın yönleri, cephede kullandığımız cam oranları ve binanın aslında çok farklı beklentiler oluyor bu anlamda. Mesela en başka binadan beklentimiz olabildiğince enerji verimliliği sağlamak günümüzde. Enerji verimliliğini de aslında açmak lazım belki dediğiniz gibi. Bir, ısı kontrolü. İki, ihtiyacımız varsa güneş kontrolü. Projenin lokasyonu ve türüne göre. Bunun dışında aldığımız ışık oranı bile projenin aslında lokasyonuna ve tipolojisine göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin biz eğer bir manzaraya karşı bir konut projesi yapıyorsak orada amacımız olabildiğince ışığı içeri almak, çok şeffaf bir tasarım yapmak ve olabildiğince de manzarayı içten kullanıcıların görebilmesine olanak verecek bir netlikte gösterebilmek. Dolayısıyla biz burada bizim mesela temperlenebilir solar lobby cam nötral 70-40 ürünümüzü bir bu manzara faktörü olan işte ışığı çok almak istediğimiz bir villa projesinde kullanırken kalkıp biz bu 70-40 ürünümüzü BASF projesinde kullansaydık içeride insanlar ya güneş gözlüğüyle gezmek zorunda kalacaklardı ya da sürekli store'u kapatmak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla burası bir ofis olduğu için kontrollü ışık geçirgenliği sağlayacak ama bunu yaparken de karanlık etkisi yaratmayacak bir denge yakalamamız gerekiyor. Yani bizim aslında temperlenebilir solar lobby cam ürün ailemizde 70, 60, 50, 40 ışık geçirgenliğine sahip ve güneşin ısısını da 40'ını, 30'unu veya 20'li oranlarda içeri alabilen çok geniş bir aileden söz ediyoruz. Dolayısıyla biz burada projeye en uygun camı seçerken bir tabii ki mekanik değerler bizim için önemli oluyor. Eğer bu projede bir LEED kriteri varsa burada LEED danışmanının hesaplarda almış olduğu değerler bizim için baz değer oluyor. Ve bu doğrultuda hem yani aydınlatma ihtiyacımızı sağlayacak hem de enerji verimliliği açısından en optimum çözümü sunmaya çalışıyoruz proje bazında. Hangi kalınlıkta, hangi kombinasyonda cam kullanacağız ve bu kullandığımız ürünün performansı nedir gibi hem akustik hem performans verilerini içeren bir şartname önerisi sunuyorum. Cem Bey sizi sormak istiyorum müsaadenizle. Mimari projelerde ve yeşil bina tasarımında cam seçiminin önemi sizce nedir? Demin dediğim gibi aslında projelerin bağlamı son derece önemli. Yani bir kendi işlevleri artı konumlandıkları coğrafya demiştim en başta.
ve tabii ki kendine ait olan mekanların yönlenişi, hangi yönlere, yönlerde konumlandığı ve arkasında olup biten, yani o mekanın, mekanda yaşanan, yapılan faaliyetler ve oradaki yaşantı bizi doğrudan etkiliyor. Genellikle mimaride şeffaflık ve mekanların okunması bizlerin tercih ettiği, sevdiği bir şey. Öyle olunca da tabii özellikle büyük yüzeylere, büyük oranlarda cam yüzeylerine vardığınızda Ar-Ge ofisleri gibi ya da işte eğitim yapıları gibi manzara faktörünün ötesinde daha çok, olabildiğince daha çok doğal ışık kullanmak istediğiniz ve pek mekanik sistemlere veya işte enerji gerektiren yapay aydınlatma sistemlerine çok fazla yüklenmeden bunu yaptığınız yapılar tasarlamak bizim birinci önceliğimiz oluyor. Öyle olduğu zaman da tabii ki ister istemez bu camın özellikleri, kullanacağımız camın seçimi en üst seçim kriterlerinden biri haline geliyor. Evet, cam ama hangi cam konusu. Ve projenin başlangıcında, hem belki en başında değil ama konsept süreçleri bitip avan projelere doğru ilerlerken biz doğrudan artık özellikle aydınlatma danışmanlarımız var. Aydınlatma danışmanı arkadaşlarımız ve bu projede ve başka projelerde de daha önce alternatiflerde çalıştık. Özellikle yeşil bina alanında uzmanlaşmış kişilerden, gruplardan da destek alarak beraber birlikte yürütüyoruz. Çok böyle ertelenmeyen bir süreç diyebilirim bizim için camın seçimi. Yeşil bina tasarımına etki edecek şişe camın çok farklı ürün gamındaki ürünlerinin EPD belgeleri var. Bu Environmental Product Declaration dediğimiz, aslında çevresel ürün beyanı diye adlandırabileceğimiz, bu sertifikaya sahip ürünlerin, yanlışım varsa Emre Bey lütfen düzeltebilirsiniz. Özellikle LEED hedefi olan, yeşil bina sertifikasına sahip olan projelerde bu tür çevresel ürün beyanı olan ürünlerin kullanılması da projeye aslında enerji verimliliği açısından da katkı sağlıyor. Tabii EPD çok önemli ama EPD'ye gelmeden önce aslında ben projelerde cam seçiminin sürecinin ne zaman olması gerektiğiyle ilgili bir notum var. Biz şimdi projelerin genelde başından itibaren, tasarım sürecinin başından itibaren dahil oluyoruz ama bizim aradığımız cevaplar, sorduğumuz sorular birazcık daha malzeme seçimlerinde, ekipman seçimlerinde ilgilendiren sorular oluyor. Ve maalesef bazen bu tür, mesela cam seçimi çok önemli bir konu. Cam seçiminin ne kadar erken yapılırsa cam seçimi aslında tasarımındaki birçok konuyu etkileyen bir parametre haline getiriyor. Bu hem mimari tarafta hem de mekanik tarafta, özellikle ısıtma, soğutma, iklimlendirme ile ilgili, hele böyle giydirme cephe, ciddi cam oranının yüksek olduğu işte ofis binaları gibi yapılarda cam seçiminin, ben şahsi kanaatim, hani birçok mühendis ve mimar arkadaşla da görüştük bu konuyu, mümkün olduğunca baştan işverenler tarafından yapılması, işte bir takım sizlerinki gibi değerli danışmanlıklar, değerli çalışmalar sonucunda karar verilmesi ve bu kararın arkasında durulması, ileride bu binanın hem enerji verimliliği anlamında hem de tasarımda işte over design yapılmaması anlamında çok ciddi bir katkısı olduğunu biz gördük. Cem Bey, size dönmek istiyorum. Tasarım sürecinde aslında cam seçimi çok önemli. Bunu az önce siz de belirtmiştiniz. Projenizde bizim tempernebilir Solar Lovi cam 50-33 cephe camlarımızı da kullandı ama iç mekanda da kullandığımız camlar var. Mesela lamine güvenlik camlarımız, temper camlarımız gibi. Yani baktığınız zaman cam seçiminden aslında genel olarak bir mimar olarak memnun musunuz? Binanın belki de çekirdeği olan, yani esas işte düğüm noktası olan bir holü var. Bir atrium, mini atrium diyebiliriz. Oradaki merdiven ve korkuluklarda, galeri boşluğuna bakan yerlerde kullandık. Lamine temperli ve boyalı cam da kullandık. Aynı şekilde spandrel camlar var yine cephede, döşeme hizalarında kullandığımız. Biz memnunuz aslında ve işverenden de şu anda da yine danışmanlık hizmetlerimiz devam ediyor. Başka talepler geliyor binanın içiyle ilgili, fakat kendi konforu, kendi işte enerji performansı olsun, içerideki ışık seviyesinin kalitesi olsun, hiçbir şey, şikayet yok. Teşekkür ediyorlar karşılaştığım toplantıların başında. Teknoloji, hayal gücü ve inovasyon sayesinde camın kazandığı özellikler gün geçtikçe hepimizi aslında şaşırtmaya devam ediyor. Sizce gelecekteki projelerinizde cam hangi özelliklerde olacak? Kesintisiz, genellikle diyeyim, bazen bunun aksi de oluyor ama pek algımızı kesintiye uğratacak,
bölüntülerden hoşlanmıyoruz. Gerek iç mekanda, gerek dış mekanda bizim iç mekan ve dış mekanda dünya ile olan ilişkimizi kesecek olan çizgilerden arınmış büyük boy ebatlı camlar konusundaki beklentimiz her zaman var ve artıyor. O işte o 3 metre standardı belki ileride 4,5 olacak, 5 olacak bilmiyorum. Birincisi bu camın bir tek parçada bu yükleri ve aynı performansları sağlaması gereken şeyleri sağladığı ama daha büyük ebatlarda sağladığı bir şeylerin peşinde olmak. Tabii ki cam kalıpta çok güzel şekil alabilen bir şey. İşte bombeli camlar kullanabiliyoruz. Yani binamızın geometrisinin talep ettiği formları verebilmek adına taleplerimiz her zaman olacak. Belki daha çok olacaktır diye düşünüyorum. Son olarak çeşitli detaylarla ve tasarım şeyleriyle çalışmalarıyla biz cama taşıyıcılık kazandırmanın yollarını da arıyoruz. Özellikle dış cephelerde işte bu arkadaki çeliklerden kurtulup onları düşey cam, lamine, cam ikili, üçlü, dörtlü artık taşıyıcı ve hesapların el verdiği ölçüde bunları sağlayarak bir şekilde tüm sistemi camla kurduğumuz bir şeyi istediğimiz olu isteyebiliyoruz. İstiyoruz da ama işte o işin bütçe tarafına geldiği zaman genellikle vazgeçilen şeyler oluyor. Bizim hayallerimiz herhalde dediğim gibi bu üç temel şey üstünden gidebilir. Camı da taşıyıcı hale getirebilmenin bir yolunu bulmak belki. O zaman size güzel bir haberim var. Şöyle söyleyeyim. Bizim aslında mimaride kullandığımız jumbo ebat dediğimiz camımız 3.21'e 6 metre. Şimdi aslında siz 3.21'e 6 metrelik bir camı tek parça olarak şu anda kullanabiliyorsunuz. Bunu temperli ve çift cam halinde bayağı kullanılabilir bir durumda aslında. Statik hesaplar yapıldıktan sonra tabii ki hangi kalınlıkta ve hangi kombinasyonda olduğunu belirliyoruz. Bunu yapmakta bir sıkıntımız yok. Yani dediğim gibi bir bitmiş ürün olarak 3.21'e 6 metreyi kullanabiliyorsunuz. Ama şimdi bunu daha güzel bir haber. Tamam lütfen. Daha güzel bir haber. Aslında 6 metreyi 3.21 jumbo ebat ya. Biz bunu bu yıl başında gelen özel bir talep doğrultusunda 3.21 sabit kalmak kaydıyla 12 metreye kadar çıkartabiliyoruz. Yani mega jumbo ebat dediğimiz ölçülerde cam üretmemiz mümkün hale geliyor artık. O anlamda biz de camın sınırlarını sürekli genişletiyoruz ve sizlerden aldığımız o yüzden çok değerli geri bildirimler, çok teşekkürler. Ve hani camın dediğiniz gibi kendi artık bildiğimiz cam taşınan değil, taşıyan bir malzeme haline geliyor ve bunun için dediğiniz gibi cam filmler, çok katlı laminasyonlarla ve dolayısıyla biz bu camın aslında ebadını da genişlettikçe çok rahatlıkla bunu bir taşıyıcı sistem halinde de kullanmak mümkün hale geliyor. Emre Bey, size sorsam bu soruyu, yani teknoloji, hayal gücü ve inovasyonla birlikte aslında cam hala bizi şaşırtmaya devam ediyor ve gelecekte de sizce cam projelerde nasıl olacak? Camla ilgili bir kere camın üretim teknolojilerinde tabii çok ciddi gelişmeler olması gerekecek. Özellikle Paris İklim Anlaşması bu işte karbon nötr olma hedefleri kapsamında cam endüstrisi, cam sanayisinde belki bazı ezberler bozulacak. O işin ayrı bir tarafı. Onun dışında yeni sunulacak ürünlerde mesela ben şimdi cam sürekli farklı iklim koşullarına tabi olan ve yılın veya belki her mevsim içerisinde farklı durumlarla karşılaşan ve tek bir özelliği aslında belli durumlarda gerekli performansı sağlamıyor. Çünkü siz oraya bir cam koyuyorsunuz, belli durumlara göre hesaplanmış. Statik durumlar bunlar ama dinamik bir iklim. Sürekli güneşin açısı değişiyor, sıcaklık değişiyor. İklimler de çok değişiyor biliyorsunuz. Artık eskisi gibi o hesapladığımız ısıtma, soğutma, gün sayıları, güneşin durumu da her zaman eskisi gibi değil veya sıcaklık seviyeleri de aynı değil biliyorsunuz iklim değişikliğiyle beraber. O yüzden yeni nesil camlarda özellikle bu termokromik, elektrokromik yani camın özellikleri de aslında müdahale edilebilir veya dışarıdaki duruma göre camın da kendine göre belli performans değerlerinin değiştiği durumlar, değiştiği ürünler belki gündeme gelecek. Bu yeni cam teknolojilerinde bunlar da çok, sizler de tabii çok daha iyi biliyorsunuz, çalışılıyor. Ben yani artık standart bir cam, İşte belli bir gün ışığı değeri, belli bir solar faktör değil. O anki duruma göre, güneşin seviyesine göre, güneşin ısıtma, güneşin açısına göre, sıcaklığa göre performansı değişebilen, rengi veya hatta özellikleri değişebilen bir cam sistemleri hayal ediyorum. Hani akıllı camlar. Akıllı cam, bravo. Ben çok güzel kelime, siz tabii daha iyi. Smart glazing systems. İşte elektrokromik, termokromik vesaire diyorlar. Güneş ısısına veya elektrik gelmesi ufak
akımlar göndererek özelliklerini değiştiği cam tipleri. Bunlar gündemde, zaten gündemde bu teknolojiler araştırılıyor, takip ediyor ama daha commercial hale gelmesi, yani daha ticari hale geleceğini ben öngörüyorum. Onun dışında PV sistemlerinin cama entegre edilmesi zaten artık günümüzde de olan konular ama onların bir verimsizlik durumu var. O verimsizliğin giderek, yani veriminin giderek artacağı, işte özellikle solar PV teknolojilerinde de artan çalışmalarla beraber hem affordability, yani maliyetlerinin işte daha düşeceği ve aslında daha mantıklı hale geleceği bütçeler içerisinde, hem de verimliliğinin artarak böylece üretilen enerjinin daha da artacağını düşünüyorum. O yüzden PV entegre cam sistemleri, işte BIPV dediğimiz Building Integrated PV ve işte bunların işte gerek ışıklıklarda gerek vertical glazing'de kullanılması gibi konuların artık zamanının geldiğini ve güncel hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Türkiye biraz maalesef hani enerji verimliliği açısından, binaların enerji verimliliği açısından baktığımızda kötü bir karnesi olduğunu söyleyebiliriz. Sıfır enerji binalar bilhassa, mesela şimdi yeni yönetmeliklerle, bir takım düzenlemelerle umarım biraz daha iyiye gidecektir yeni yapılan binalarda, ama mesela 3 camlı yapı sistemleri, 3 camlı bir yapı sisteminde mesela 2 tane camınızda birden kaplamalı cam kullandığınızda, 3 tane camın 2 tanesine kaplamalı cam, işte 16 ara boşluk ve argon gazı kullanılması durumunda siz yalıtımlı bir duvara eşdeğer 0.5 watt bölü metrekare Kelvin değerine erişebiliyorsunuz. Bu şahane bir şey aslında bakarsanız. Dolayısıyla tamamen camdan bir bina yapabilme hayali de gerçekleşmiş oluyor bu anlamda. Hem de bunu yaparken enerji verimliliği açısından da gayet etkin, enerji verimli bir bina üretebiliyorsunuz. Burada tabii şey çok önemli. Hani camla da ilgili, bu bütün inşaat malzeme sektörüyle de ilgili aslında, ama cam bu anlamda hem operasyonel anlamda enerji verimliliğini de etkileyen bir ürün olduğu için cam için ekstra önemli bir konu. Yaşam döngüsü analizi. Yani biz olaylara hep ilk yatırım maliyeti olarak bakıyoruz. Ya da diyoruz ki işte bu ürünü kullanırsak şu kadar enerji verimliliğini sağlarız. Yalnız o ürünü oraya koyarken ki harcadığımız enerjiyi hiç düşünmüyoruz mesela. Belki de o ürünü oraya koyarken ve daha sonrasında da o ürünü işte 30 sene mi ne kadar kullanılacaksa atarken, yok ederken, bertaraf ederken harcayacağımız enerjiler bazen bizim o üründen sağladığımız enerji verimliliğinin kat be kat üstünde olabiliyor. Yani burada yaşam boyu maliyet ve yaşam boyu analiz, yaşam boyu etki analizlerine bakılması. Yeni nesil zaten artık bina tasarımında Building Life Cycle Assessment diye bir gerçek var. Bunu Avrupa Birliği de işte taksonomiyle beraber getirdi. Artık yaşam döngüsü analizi yapmamız lazım. Söz gelmişken aslında Building Information Modeling, yani BIM'den bahsetmek gerekir belki de. BIM bizim aslında daha hatasız ve daha doğru şekilde binayı inşa etme yöntemimize bir yeni bir bakış açısı. Dolayısıyla inşa etme yönteminde de önce sahada binayı inşa etme yerine artık tamamen bir dijital modelini aslında öncelikle oluşturmak ve burada farklı birimlerin, yani hem mimari hem mekanik hem inşaat hem elektrik, farklı pek çok aslında buradaki profesyonelin aynı model üzerine çalışmasına olanak verirken, camı biz normalde bir çizimimizde iki çizgiyle işte 4-16-4 diye yazdığımız bir camın aslında olduğundan binada kullandığımız çok daha nitelikli hale gelmesini de bir dijital malzeme kütüphanesinden seçtiğimiz bir akıllı obje şeklinde modelimize atayabiliyoruz. Ve şişe camın da aslında ürünlerinin BIM akıllı objelerini oluşturduk biz. Ve dünyada en yaygın kullanılan dijital malzeme kütüphanelerinden biri olan hem BIM Object'te hem de kendi web sitemizde yayınladık. Ve aslında siz projenizle ilgili doğru ürünü seçebilmeniz için size bir takım filtreleme seçenekleriyle en doğru ürünün hem görsel olarak hem de EN hem de Amerikan normlarında NFRC'ye göre performans datalarını alabileceğiniz 150'ye yakın bir parametreyle bir ürün projenize tanımlayabiliyorsunuz ve o gerçek akıllı bir obje halinde tanımlanmış olabiliyor. Bu da aslında çok önemli gelişmelerden bir tanesi. Sizce Şişecam bir insan olsaydı hangi karakterde bir insan olurdu desem Cem Bey? Ne dersiniz? Soruyu ilk gördüğüm zaman böyle aklıma sadece, yani zor bir soru dedim. Sonra da tek bir cevap geldi. Şey dedim ben, içi dışı bir insan, şeffaf ve dürüst. Harika bir cevap. Çok teşekkürler. Gerçekten de öyle olduğunu, öyle olurdu herhalde. Emre Bey, size sorsam aynı soruyu.
her zaman ulaşabildiğiniz, her zaman size dönüş yapan ve sorunuz olduğunda size mutlaka çözümler sunan iyi bir dost gibi, güvenilebilir bir dost olarak ben tanımlıyorum Şecem Hacı. İkinize de çok çok teşekkürler değerli vaktinizi ayırdığınız için. Güzel. Bizim için de çok kıymetli oldu sizlerle birlikte olmak.